Merhaba arkadaşlar, bu kitleye kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen tüm arkadaşlarım adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyler bize fincanımız? Şöyle hep beraber dinleyelim. Uyan sizindir, uymayan evrenin olsun enerjisiyle. Şöyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel şeyler çıksın bizi doğru yönlendirsin. Neyse halimiz o çıksın da. Dedikten sonra şöyle gördüklerimi de sizlere de göstererek paylaşıyor olacağım. Bakalım iç dünyamızda neler varmış neleri gizliyormuşuz da insanlar bizim aslında her şeyde yolunda sanarlarmış. Bir göz atalım beraber. Şimdi S harfi var. Giresun'un G'si. Bir iki üç kişiler, siz böyle karşınızda kafanızda bir gemi var. Hani gidilese olabilir, gelsinler dediğiniz olabilir. Bir yere aslında taşınmak mıdır arkadaşlar? E, aklınızda bir hayal kurduğunuz kesin. Ama bunun karşısında duran üç kişi var. Yani. Aslına baktığım zaman siz güçlüsünüz. Karşınızda 1, 2, 3 kişi şeklinde duruyor. Kafanızda şurada küçücük bir gemi görüyorsunuzdur. Simit satarcasına böyle kafanıza sanki simit tepsisini koymuşsunuz gibi bir plan içerisindesiniz. İşin içinde bir imza süreci net var. bu imza biraz daha devam etmiş. E, bu merak gibi at at geri dön gönder geri gelsin gönder geri gelsin dediğin bir mücadelende var burada. Anahtarın var hayallerinde 3 kişiyle mücadele etmemiş olsaymışsın bu anahtar zaten seninmiş. Hani iş yerinde iş hayatında, kariyer evinde işte belki de arkadaşlarındı bu üç kişi ya da senin yükselmeni ket vuran aslında uğraştığın insanlardı. Evdeki iç insan yüzünden dertlere karıldın. Bir şekilde sorun senin değil aslında. Özüne döndüğünde ya bu benim sorunum mu dediğinde senin sorunun değil. Ama o üç kişiyle uğraşmak zorunda kalmak seninmiş gibi duruyor. Şimdi kafa kafaya verdiğiniz inat ettiğiniz bir konu, çok inatçı bir sıkıntınızın üstesinden gelmişsiniz. Hani böyle bu bumerang var dedim ya böyle döndür geri gelsin döndür boşa sarsın. Bir şekilde bir bumerangı kurtardığınızı görüyorum. Birbirinize göbek bağıyla bağlısınız. Evladınız olabilir, eşiniz de olabilir ama sonuçta bir bağ var aranızda. Bu bağ etrafınızdaki insanların Konuşmaları ile alakalı bir şeyleri ortaya dökmenizle, birbirinizi desteklemek zorunda kalmanızla. Muğla'nın M'si harfi var, Çankırı'nın Ç'si harfi var. Burada konuşanlar çok olduğu için konuşan isimleri de olabilir elbette ki. Burnu böyle hani şey derler ya Allah iki gözün arasında bir burun yaratmış kimseden hani sakınsın diye gibi böyle. Siz aslında bazı durumlarınızı işte birilerinden ya gizleme yakınınız olmasına rağmen yani eşiniz dostunuz eşi belki de evladınız olmasına rağmen bir şekilde sakındığınızı e, görüyorum yani etrafınızda konuşanlar boş konuşuyor çok takılıyorsunuz diyemeyeceğim ama önemli olan burada asıl eşiniz partneriniz yanı başınızdaki bağlı olduğunuz kişiyle süreci nasıl herkes mi gergin ya çocuk bu ara herkes gergin mi ya etrafınızdaki insanların tepesini tasa atmış yani siz bir süredir e, stres yaşatan insanlarla iç içesiniz. Şimdi burada halkanız yüzüğünüz ister buna evlilik deyin isterseniz de zaten doğacak olan güneşiniz deyin arkadaşlar bilemiyorum. Ama netice itibariyle burada son iki aydır ciddi sıkıntılarla mücadele etmişsiniz. Paranın altında ezilmiş iki insan olarak çıkıyorsunuz. Asıl burada partnerinizle netleştirmeniz gereken bazı adımlar var. Şimdi buradaki konular birbirlerinden bağımsız üç ayrı olay olabilir. Hayatınıza biri girmek üzere olabilir. Evlilik teklifi almışsınızdır ya da zaten artık ben evleneyim ya demişsinizdir. O yüzden bu halkayı görüyorumdur. Ya da evlisinizdir de güneş de olsun istiyorsunuzdur. Ara ara yollarınızın olduğu bu yolları da gidilesi gelinesi gemi dedik ya hani en başta da Acaba mesafeli bazı konuları mı e, gündemde tutmuşsunuz? Birisiyle konuşma haliniz var. Şurada resmen bu paranın altında ezilmiş iki insan görüyorum alt tarafta. Hane yakını olarak görünüyor. Dert sizin değil ama siz mücadele etmişsiniz yine. Bugünkü bilinmezliğinizden kurtulacaksınız çünkü Bak buradaki insan da buradaki insan da bir, bir bilinmezlik kafa kafaya vermiş de iner gibi köprüden geçecekler. Aralarında tek bir imza kalmış artık. Yani sen patronunu bu hafta ikna edeceksin. Patronun inat ediyor sen de inat ediyorsun. Bir şekilde bu orta yol bulmakla sonuç verecek diyor. Hani bir araba görüyorum gerçekten araba almak isteyenler inşallah alsınlar tabii ki de. Arabayla alakalı o zaman sorun mu var ki bana ikidir araba gösteriyor. Yani ya da taşınmak istiyorsunuz, ev değiştirmek istiyorsunuz diyebiliriz ki bu iş değiştirmek istemekle de bağlantılı görsel verir. Fakat bu patronsa eğer karşılıklısınız ve siz işin sonunda söke söke alacaksınız aslında. Şurada yani 10 gününüz kalmış tam da işte artık yani ne ki bu haftayı da bitiriyoruz son. Ya şimdi tamam arkadaşlar ben Biliyorsunuz son 10 günü falan hiç hiç ediyorum ama. Hani burada maksimum ocağın onu olsun ya. Ocak ondan sonra sizin hayatınızda şu imzayla alakalı zerre esamesi okunmaz artık. Aldığınız yolun yaralamışsınız siz. Karşınızda kim olsa duramayacaklarının farkındalar. Hani bu da şu anlama gelir açıkçası. Sizin hayatınızda ciddi anlamda şey hali var. Yani ee, ne diyelim ona biliyor musunuz? Siz zaten karar vermişsiniz. Hani zaten karar verilmiş. Bunun başka bir yolu yok. Yani e, kendinize sunduğunuz ikinci bir ihtimal yok zaten. O yüzden de önünüze kim geçerse gitsin. Ezer çıkarım bu işin içinden dediğiniz. Doğru aslında tam da öyle olacak diyor. Senin önünde 15 gün sonra maksimum hadi Ocak ortası olsun ve sonra sen büyük bir res vereceksin. Sıkıntılarını Ocak ayında 3 taneler ve küçücük küçücük tepecik tepecik. İkisi hele çok küçük bir tanesi şey imkansız zor ama hani imkansız değil hani. Yani zorlanırım belki ama imkansız da değil zaten dediğiniz bir durum var. Yan duran yam yam suratlarımız var. Oh canıma değsin diyesim geldi. Hani sizin ne kadar rahat olmanız onları ne kadar gererlerse çok daha herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. <laughs> Şimdi sizin burada asıl Ocak sonu Şubat. Siz Şubat ayında bir mal almak konusuyla alakalı bir şeyi bu bir bumerang ise bile yani başa sardığınız habire ertelendiğim ya da işte gündeme gelip ya biz ev alalım ev alalım ev alalım ev alalım e, alın arkadaşım o zaman artık deyip isyan çıkartacaksınız yani önünüzde engel olan herkesi bakın yine bir gemide görüyorum sizi bu gemi sizin aslında hedeflerinizin olduğunu söylersek siz her şartta bu geminin kaptanısınız arkadaşlar Şubat ayında bir parayla alakalı şimdi ocağın onundan sonra büyük bir rahatlama var e, murada erme, hayale kavuşma planı uygulama. Bunun adı neyse sizin hayatınızda şu an. Hangi aşamaysa yani ben tabii ki de şimdi biri evlilik için bunu düşünüyordur, biri evladı evlensin diye uğraş. biri borç içindir, biri sağlık. Hani artık her neyse bilmiyorum. Ha, sağlıksa bile paradan çıkar mısınız? Evet ama sonuçta temiz şubat ayında bazı şeyleri e, tamamlanmışlık veriyor. Şimdi sizi çok net yine bir tankın üstünde görüyorum. İki kişi ağzını açmış, ellerini açmış size yukarıda. Yani böyle önünüzde ve yukarıya yukarıya bakıyor. Demek ki siz ciddi anlamda aslında onlardan üsttensiniz. Yani üstünsünüz ya da üstesiniz. Şimdi bir kar seçtim. Ölüm kartı çıktı. Bu ne biliyor musunuz? Bir döngüyü öldürmektir. Yeni bir döngünün sayfasını açmaktır. Eski ben ben değilim artık. Ben eskisi gibi değilim. Ben önceden susardım, yutardım. İşte aman ağzımızın tadı kaçmasın derdim. Baktım ki milleti öyle değil. E, o zaman benden de eskisi gibi kalmamı kimse beklemesin. Yenileneceksiniz ama bu yeni bir döngü de demek. Şimdi bir tane insan ciddi anlamda sizin önünüzde net tutturmak istiyor. Ama şurada bak bu merankı görüyoruz arkadaşlar yine. Siz Şubat ayı içerisinde hayatınızdaki net dönüşümü, yani Almanya'dan Türkiye'ye net dönersiniz. İşte boşanamıyordunuz ya net boşanırsınız. İşte resmi bir şey zaten Ocak ortasına kadar netleşecek ama sonrasındaki rahatlıktan sonra önce kafa olarak ben hazırım. Şimdi de artık ana temel sorunumla ilgilenebilirim. Şubat ayında çekilin önünden kimseyi önümde istemiyorum. Biri var böyle kalçası biraz çıkık bir insan, uzun boylu ama siz bu keşe kim olursa olsun çık ezerim diyorsunuz. Bir kuğu oturmuş görünüyor. Bu kuğu arkadaşlar sizin kazancınız. Şubatta voleyi vuruyoruz. Hadi bakalım inşallah da bu çıksın zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> Şubat ayındaki beklentilerinizin gerçekleşeceği. Şubat ayında bazı planlarınızı artık oturtur. Biter gider yani arkadaşlar. Şubattan sonra e, yani şöyle Aşabileceğiniz sıkıntılarınız var Şubat ayından sonraki sıkıntılara şöyle beraber bir göz atalım ama geçmiş bağlantısı asla kalmayacak dertlerini artık geride bırakacaksın. Sen Şubat sonrasında gücüne güç katacaksın bana kalsa kariyer eviyle alakalı kalıcı olmak gibi işte çok net büyük işler başarmak ya da parasal konuda sipariş veriyorsanız da bayi açıyorsanız da işte nice zincir bir konuysa da bu siz buradaki konuşmaları halledeceksiniz. Elinizde iki tane insan var. Elleriniz tutmuşlar. Sanki böyle sakın dur. Seni hareket ettirmeyelim der gibi. Yapabileceklerinizden çok net emin oldukları için hasetse de fesatsa da işte ayağınızı kaydırmak istiyorsalar bile anahtarımız tertemiz. Şimdi şöyle göstereceğim şimdi size de. İki kişi elinden tutmuşlar. Bak sakın oynama der gibi. Bir elinden burada bir elinden burada. Sen şuradasın ama sonuna bak. Anahtarın tertemiz ve dimdik duruyorsun. <laughs> Tezini de verirsin. Sınavında geçersin. Diplomanı alırsın. iyi bir iş bulursun. Kalıcı olursun. Engelleyenler vardır. <laughs> Çok pardon ya. Baya bir kriz geldi şu an. <laughs> Engellemek isteyenler varsa bile yolunda nasıl açıldığını, nasıl güçlendiğini gösteriyor. Bak bu sense, şuradaki kişi sen. Sen inan, enerji olarak pozitifi çek. Sen yenilme, pes etme. Ayağından elinden tutacaklarsa da, kötü niyetlilerse de, senin aşağı inmeni istiyorlarsa da. Yani aslında gerek modunun düşmesi, gerek e, ciddi anlamda şey, işte müşkül duruma düşmen belki bu. Birilerinin hoşuna gidecek midir? Yani iki kişi çabalıyor ama neyi elde ederler? Sıfır. Bir hiç elde ederler. O yüzden arkadaşlar ben size şöyle söyleyeceğim: e, İş kapınızın, kariyer kapınızın güçlendiğiniz Şubat-Mart-Nisan ayları kapıda. 2024 yılı size iş, kariyer beklentisi olan herkes için bolluğuyla, bereketiyle geliyor diyor açıkçası arkadaşlar. Şimdi yüreğinizin ortasındaki sıkıntı diyemeyeceğim. A, uzlaşmışsınız. Nazarınız, konuşmanız, dedikodunuz var ama siz zaten artık aşmış olduğunuz için milletin konuşması, kulak arkası gerçekten umursamıyorsunuz. Yani yolunuzun bir açıklığı ile gösteriyor burasını. Dedikodu kısmı devam etmekte. Ama bu dedikoduyu da şöyle söyleyebilirim size. Ee, sadece mış mış şeklinde yani bereketini etkilemez, ee, önünde herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Sen bu işin üstesinden gelirsin. Burada ben bir kalabalık dizi gördüm. Millet birbirine tanışmaya mı gider? Düğünde, dernekte hayatınızın aşkıyla mı tanışırsınız? Ee, çocuğunuzun sünnet düğünü mü? Kızınızın düğün töreni mi? Nikah mıdır? İşte belki de evladınızın özellikle e, belki de başarılı bir şekilde diploma töreni midir? Hani zaten her şey yolundadır da diploma törenidir sadece belki de bilemiyorum. Ama dizilmiş insanlar var 7'den 70'e gibi küçüklü büyüklüler. Yani bu insanların sizin hayatınızda şöyle olduğunu görüyorum. Tanışma olabilir, merasim olabilir. Ee, özellikle bana kalsa bir nisan sonunda hayatınızda evleneceğiniz adam ya da kadınla e, zaten işi ciddiyete dökmüş de olabilirsiniz diyorum umarım da herkes mutludur hayatınıza biri girecektir tek değilsiniz onu söyleyebilirim döngünüze devam ediyor şeklinde görüyorum zaten Şimdi bakalım şöyle bir tane kariyerinizdeki yükseliş için. Bak parasal mücadelelere devam edeceksin. Çok şükür dediğin aslında bir yükseliş söz konusu. Haneden üç kişinin birbirleriyle anlaştığı zamanında anlaşamamışsanız bile artık ikilemlerinizin sonlandığını göstermiş. Dedikodunuza dikkat edin. Çok da takılmayacaksınız. Aşk hayatınızda kalabalık. Üç kişi evli mutlu çocuklu. Çocuğunun işte belki de diploma töreniydi dediğim gibi ya da işte. Hayatında çocuğunun aslında siz üçünüz doğru bir üçlüsünüz işte aracı oldu sizin hayatınıza biri girdi. Bir kalabalıkta düğünde merasimde tanıştınız ama mutlu bir şekilde devam eden aşk tarafınızda var dedi. Ben sadece de gördüğümü aktarmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce yapmaya çalıştım arkadaşlar bunu dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum öncelikle ee, tabii ki de ben sabah ayrı akşam da ayrı. İki bakımla karşınızda olmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunu sizin sayenizde yapabiliyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. İnanın e, yorumlarınız, mesajlarınız, destekleriniz burada e, videonun altına yazmış olduklarınız ayrı. Özelden gönderdikleriniz ayrı. İnanın müthiş derecede aldığım bu enerjiyle yoluma devam ediyorum. O yüzden... Sonundaki sohbetlerim ilk kez katılan arkadaşlar için ne diyor ya bu kadın hala ne dedi ki falan diye dinleyenleriniz olursa diye de açıklama yapayım. Çünkü ben burada derdinize 10 dakikada derman olamam. Elbette ki kimse kimsenin derdine 10 dakikada derman bulunamaz. Ama şunu söyleyeyim size ben sayenizde nasıl e, motivasyonumu yüksek tutabiliyorsam hayat benim dertlerimle sizinkileri bir, bir, hepimizin bambaşka hep diyorum ya başında da işte o yüzden biz birbirimize sığınıyoruz. Ben sadece size şu vesileyi sağlıyorsam ne mutlu bana. E, derdini bilemem ama dermanı Rabbim verecek. Sen sınanıyorsun, al dersini yoluna devam et. Çünkü beddua dua edersen sana bunu yapanlara negatif besliyorsun. Enerji olarak kendini sadece negatif besliyorsun. Bu da bir çözüme erdirmiyor insanın negatif beslemek ve depresyonu sokmak dışında. O yüzden diyorum ki umudunu yitirme yarınlardan. Kapanmış kapıları mutlaka vardır ama biri kapanır biri açılacaktır. Hayırlı olanı yarın göreceğiz. O yüzden umudunuzu yitirmeden yarınlarımıza diyorum dik durarak arkadaşlar depresyonda olarak değil. Çünkü sağlığın yerindeyse Geçmişteki sıkıntıların da üstesinden sen geldin. Unutma güçlüsün. Yoruldun belki ama şimdi ayaklanma zamanı. Bu videoda senin ayaklanman için bir vesile için karşına çıkmıştır. Enerji olarak neye niyetlendiysen. O yüzden arkadaşlar başta sağlık kalanını halledeceğiz. Sırayla gelsin Allah yeter ki kalıcı e, dermansız dertler vermesin diyorum. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.